Merhaba arkadaşlar. Bugün ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler nelerdir? Bunların üzerinde durmaya çalışacağız. İşte ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerle ilgili hükümler Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinde yer alıyor. Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddesinin 2 numaralı bendinde sosyal giderler diyebileceğimiz bir takım giderlere yer verilmiş. Bunlar neler? Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate, yani barınma giderleri. Öncelikle yeme içme giderleri özellikle ve iş yerinin müştemilatında karşılaştıkları, faydalandıkları barınma giderleri. Şimdi birincisi, burada hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan bir menfaatin olması gerekmektedir. Bu menfaatin yemek verme suretiyle iş yerinin müştemilatında olması halinde bu gider doğrudan gider olarak yazılabilir. Herhangi bir şekilde ücretle falan ilişkilendirilmesi söz konusu olmaz. Yani işçiye ve hizmet erbabına sağlanan bir menfaat düşüncesiyle bunun üzerinden stopaj yapılması söz konusu olmaz. İşverenlerce iş yerinde ve müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 2018 yılı için 16 lirayı aşmaması halinde, bunlar zaten ücret istinası kapsamındadır, bu kapsamdaki ödemelerde gene gider olarak indirilebilir. 16 lirayı aşması halinde aşan tutarın ücret olarak stopaja tabi tutulması gerekmektedir. 16 liraya kadar olan tutar ücret istinalarında yer almaktadır. Buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Yani yemek dışarıdan temin edilmiştir. 16 liralık tutar da bu dışarıdan temin edilen yemek şirketine verilmek suretiyle menfaat sağlanabilir. Bu yemek bileti ticket şeklinde de olabilir. Bunda da herhangi bir mahsur yok. Ödemenin bu tutara yarışması halinde de stopaj olarak vergilenmesi gerektiğini belirtmiştik. Hizmetli ve işçilerin tedavi ve ilaç giderleri yine 40. maddenin 2. bandında yer alan sosyal giderler arasındadır. Bunlar da gider olarak indirilebilir. Tedavi ve ilaç giderlerinin iş yerinde yapılması zorunluluğu yoktur. İş yerinin dışında da başka bir yerde işverenler tarafından işçilerine, çalışanlarına tedavi ve ilaç giderleri yapılabilir. Yurt dışında bile bu tedavi ve ilaç giderlerinin sağlanması mümkündür. Hizmetli ve işçilerin sigorta primleri ve el emekli aidatı da yine sosyal giderler kapsamında gider olarak ödenmektedir. Burada önemli olan bu ödemenin, yani sigorta primleri ve emeklilik aidatının geri alınmamak üzere Türkiye'de kayın sigorta şirketlerine, yani Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketlerine ve emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması gerekir. Emekli ve yardım sandıklarının ayrıca tüzel kişiliği bulunması gerekmektedir. Bu şartların taşınması halinde hizmetliler ve işçiler adına ödenen sigorta primleri, SGK primi veya Sosyal Sigortalar Kanunu geçici 20. maddesine göre yapılan ödemeler veya tüzel kişili haiz emekli sandıklarına yapılan ödemeler sosyal giderler kapsamında gider olarak indirilebilir. Unutulmaması gereken bir husus, SGK primleri fiilen ödenmedikçe gider yazılamaz. SGK primleri ile ilgili sonra da duracağız. SGK primleri ile ilgili özellikle durum, bunların kesinlikle vadesinde ödenmesi. Vadesinde ödenmiyorsa, ne zaman ödendiyse o ödendiği tarihte gider hesaplarına intikal ettirilmesidir. Yine çalışanlara yapılan demirbaş olarak verilen giyim eşyası da bu giderler kapsamında gider olarak indirilebilir. Bu verilen giyim eşyaları işten ayrılmaları halinde geri alınan demirbaş niteliğindeki giyim eşyalardır. Bu giyim eşyalarıyla ilgili giderler de gider olarak hesaplara intikal ettirilir. Yine Gelir Vergisi Kanunu 40. maddenin 3. bandında işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye, yani sözleşmeye veya ilama, yani mahkeme kararına veya kanun emrine, kanun nedeniyle ödenmesi gereken zarar, ziyan ve tazminatlar da gider olarak indirilebilir. Bu zarar, ziyan ve tazminatlar neler olabilir? Örneğin iş kazaları ve trafik kazaları nedeniyle ödenen tazminatlar bunların kapsamındadır. Teşebbüs sahibinin suçlarından kaynaklananlar hariç bunlar gider yazılamaz. Yani ortada bir kaza varsa, bir zarar, ziyan ve tazminat varsa ve bu teşebbüs sahibinin suçundan kaynaklanıyorsa 41. maddenin 6 numaralı bendi bunların gider yazılmasına izin vermez. Ama onun haricindeki sözleşmeden doğan, mahkeme kararından doğan veya kanuna istinaden yapılan ödemeler, zarar, ziyan ve tazminatlar gider yazılır. Yine kıdem tazminatları ödenmeleri halinde, nakit olarak ödenmeleri halinde, nakden veya hesabın ödenmeleri halinde gider yazılır. Kıdem tazminatı karşılıklarının gider yazılması söz konusu değildir. Bu unutulmamalıdır. İhbar tazminatları yine gider olarak yazılabilir.
40. maddenin 4 numaralı bendinde ise işle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri gider olarak indirilecek giderler arasında sayılmıştır. Bunlar seyahat ve ikamet giderleri öncelikle işle ilgili olmalıdır. İşin önem ve genişliği ile uygun olmalıdır. Yani küçük bir işletmenin devasa bir seyahat ve ikamet giderini yüklenmesi söz konusu olabilir, söz konusu olamaz. Bu kesinlikle denetim elemanları tarafından tenkit edilir ve buradan bir tarihiyat farkı çıkabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Seyahatin maksadının gerektiği süreyle sınırlı olmak şartıyla bu tür giderler gider olabilir. Örneğin bir iş seyahati nedeniyle 3-5 günlük bir yere gidiyorsunuz ama 30 günlük bir otel faturasını bu giderler kapsamında dahil etseniz kesinlikle burada problem çıkar. Bu giderler arasında seyahat esnasında karşılaşılan yol giderleri, yemek giderleri, konaklama giderleri hepsi dahildir. Bir şekilde gündelik harcah gündeliği olarak bir ödemenin yapılması halinde burada en yüksek devlet memuruna ödenen tutarın kıyaslanması gerekir. En yüksek devlet memuruna ödenen tutara kadar olan kısım rahatlıkla gider yazılabilir. Bunu aşan kısmın bir menfaat olarak terakki ettirilmesi ve bunun bir şekilde ücret olarak stopaja tabi tutulması kanunun gerektirdiği bir husustur. 40. maddenin 5 numaralı bendinde ise taşıtların bir takım giderleri sayılmıştır. Bu taşıtlar hangi giderlerdir? Kiralama yönüyle edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri, her türlü giderleri gider olarak indirilebilir. Bu giderler yol, benzin giderleri, bakım onarım giderleri, amortisman giderleri, bunlar gider olarak dikkate alınabilir. Taşıtın kiralanmış olması önem arz etmez. Kiralanmış da olabilir, işletmenin aktifinde olabilir. Gider yazılması için önemi yoktur. Taşıtın iktisadi kıymetini artırıcı bir takım giderler yazıldıysa bunların gider yazılmasına Gelir Dairesi Başkanlığı izin vermemektedir. Peki iktisadi kıymetini artırıcı giderden anlaşılması gereken nedir? Yargı kararlarına göre özellikle mesela taşıtın motorunun yenilenmesi veya kamyona karasör takılması veya bir minibüsün iç donanımının koltuklarının yapılması gibi taşıtta bariz değişiklikler ortaya koyabilecek giderler iktisadi kıymeti artırıcı giderler olarak değerlendirilmekte ve bunların maliyete atılması gerekmektedir. Bunun haricinde boya kaporta yapılmış olması, lastiklerin değiştirilmiş olması, bakım onarım tamir masrafları geçirilmiş olması bunlar doğrudan gider atılabilecek giderler kapsamındadır. Yine 41. maddenin 8 numaralı bendinde işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili olmayan yat, kotra, tekne, sürat teknesi, uçak, helikopter gibi bazı lüks araçların giderlerinin ve amortismanlarının gider yazılmasına izin verilmemektedir. Bu hususa dikkat etmek lazım. Yani lüks araçlar varsa bu lüks araçlar doğrudan işletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili ise bunların giderleri gider yazılabilir. İşletmenin esas faaliyet konusuyla ilgili değilse bunların gider yazılması söz konusu olmaz. Örneğin bir şirketin uçağı vardır diye bu uçağın bütün masraflarının gider olarak indirilmesi mümkün değildir. Motorlu taşıtlar vergisi yine gider yazılamayacak ödemelerden birisidir araçlarla ilgili. Bunu unutmamak lazım. Motorlu taşıtlar vergisi ancak araç kiralama faaliyetinde bulunan yani faaliyeti doğrudan araç kiralama ve benzeri işler olan kişiler tarafından gider yazılabilir. Onun haricinde siz normal bir işletme aracı nedeniyle ödediği motorlu taşıtlar vergisini gider yazamaz. Personeline nakit ödenen bir taşıt yardım gideri de olabilir. Yani araç tahsis etmemiştir personeline. Lazım olan bir araç tahsis etmemekle birlikte nakit bir ödeme yapmıştır. Bunu da araç yardım gideri ve benzeri bir adla yapmış olabilir. Arkadaşlar unutmamak gerekir. Personele nakit olarak yapılan ödemelerin hepsi ücret mahiyetindedir. Bunlar ancak ücret gibi stopaja tabi tutup vergilendirildikten sonra gider yazılması söz konusu olabilir. Yoksa bu kapsamda taşıt giderleri kapsamında değerlendirmek mümkün değildir. Gelir Vergisi Kanunu'nun 40. maddenin 6 numaralı bendinde ise işletme ile ilgili olmak şartıyla bina, arazi, gider, istihlak, damga ve belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi aynı vergi resim bağışlar gider olarak indirilebilmektedir. Bu kapsamda indirilecek aynı vergi ve harçlar nelerdir diye sayacak olursak emlak vergisi, belediye gelirleri kanununa göre ödenen vergiler, damga vergisi, harçlar bunların başlıcalarıdır. Yine banka sigorta muameleler vergisi bu kapsamda indirilebilir. Özel iletişim vergisinin özellikli durumu vardı. Bundan bahsetmiştik. Özel iletişim vergisi maalesef Gelir Dairesi'nin yayınladığı bir sürüküler nedeniyle nihai tüketiciler tarafından
kullanıcılar tarafından gider olarak indirilemiyor. Fakat burada bir yanlışlık var. Maalesef bu konuda yargıya götürülmediğinden dolayı bir yargı kararı henüz mevcut değil. Benim bildiğim bir yargı kararı mevcut değil. Çünkü bu gider indirimi ile ilgili sınırlama BSMV'ye benzer bir sınırlamadır. Yine BSMV bankalar tarafından gider yazılamaz. Aynı şekilde özel iletişim vergisi de GSM operatörleri tarafından gider yazılamamalıdır. Yazılamaz. Ama bunun nihai kullanıcısı ve yüklenicisi durumunda olan kişiler, mükellefler tarafından bu tür vergilerin gider yazılmasının engellenmemesi gerekmektedir. Kanun ruhu da aslında buna uygun olmakla birlikte Gelir Dairesi Başkanlığı'nca çıkartılmış bir sirkülerle maalesef bütün mükellefler açısından özel iletişim vergisinin gider yazılamayacağı söylenmiştir. Motorlu taşıtlar vergisi yine gider yazılamaz. Ancak motorlu taşıtlar vergisi araç kiralama veya benzeri işlerle uğraşanlar tarafından gider yazılabilir. Arkadaşlar KDV gider yazılamaz. Aynı vergi resim haç olarak değerlendirilmez ama KDV kanununda indirilemeyecek niteliğe ulaşmış olan KDV gelir vergisi uygulamaları arasından gider ve maliyet kabul edilmektedir. İndirilemeyecek nitelikteki bir KDV, devreden KDV'yi kastetmiyoruz. Uygulama nedeniyle indirilemeyen KDV'lerin gider yazılması söz konusudur. Ama unutmayın, hesaplanan KDV'nin veya devreden KDV'nin veya ödenen KDV'nin gider yazılması söz konusu değildir. 40. maddenin 7 numaralı bandında vergi usul kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar giderler arasına dahil edilmiştir. Bu hüküm olmasaydı bile değerleme hükümleri nedeniyle zaten amortismanların gider olarak yazılması gerekmekteydi. Burada gelir vergi kanunu 40. maddesi aslında fazladan bir hükme yer vermiş diyebiliriz. Peki amortisman nedir? İşletmeden bir yıldan fazla kullanılan, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz olan kıymetler amortismana tabi kıymetlerdir. Mesela arsa ve araziler yıpranmaya, aşınmaya maruz olmadığından dolayı atik sayılmazlar. Peki amortismana tabi iktisadi kıymetlerdeki amortisman ayırma yöntemleri ne hangileri? Önemlisi normal amortisman yöntemidir. Normal amortisman yöntemi ilgili kıymetin faydalı ömrüne göre tespit edilir. Örneğin 5 yıl faydalı ömrü olan bir kıymetle ilgili her yıl %20 olmak üzere amortisman ayrılabilir. Azalan bakiyeler yöntemi de bir başka amortisman uygulama yöntemidir. Şayet atiklerle ilgili giderlerin öne çekilmesini istiyorsak, yani daha erken giderleştirilmesini istiyorsak, azalan bakiyeler yöntemini kullanmak suretiyle daha hızlı bir şekilde gider hesaplarına bu atiklerin amortismanının atılması mümkündür. Bir de fevkalade ve teknik amortisman vardır. Herhangi bir şekilde demode olan veya teknik olarak vasfı kaybolan veya deprem, su basması gibi bir takım afetler nedeniyle tamamen faydalı ekonomik ömrü ortadan kalkan kıymetler için de Gelir Dairesi Başkanlığından izin almak suretiyle faydalı ve teknik amortisman uygulanabilir. Binek otomobillerde kırt amortisman uygulaması yapılır. Yani alındığı yıl içinde tam amortisman uygulanmaz. Alındıktan sonra değerleme gününe kadar olan tarih dikkate alınarak ay bazlı bir amortisman uygulaması yapılır. Buna kırt amortisman uygulaması diyoruz. Boş arsa ve araziler amortismana tabi değildir. Herhangi bir şekilde bunlar giderleştirilemez. Yapılmakta olan yatırımlar yine atik kıymetini almamışlardır. Atik vasfını almadıklarından dolayı bunlara amortisman ayrılamaz. Bilgisayar programlarının özellikli bir durumu var. Bilgisayar programları işletmede bir yıldan daha fazla kullanılıyorsa bunlar amortismana tabi iktisadi kıymet olarak değerlendirilir ve bu faydalı ömrüne göre amortismana tabi tutulurlar. Ama öyle programlar vardır ki bunların bir yıldan daha az kullanma durumu olması halinde veya faydalı ömürlerin bir yıldan daha az olması halinde bunların doğrudan gider yazılması mümkündür. Dolayısıyla kullanılan bilgisayar programlarının önemli bir kısmının doğruda gider yazılması gerektiği hususu hatırdan bırak edilmemelidir. Yine atiklerin satılması durumunda satış karına birikmiş amortisman tutarları eklenmektedir. Bu da unutulmamalıdır. Satış karı bu şekilde hesaplanmaktadır. Yine 40. maddenin 8 numaralı bandında işverenlerce sendikalar kanununa göre ödenen sendika aidatları vardır. Bunlar da gider yazılacak hususlardan birisidir. Yine 40. maddenin 9 numaralı bandında ise işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları vardır. Bunlar da doğrudan gider yazılabilir. Bu ödemeler belli bir sınırla sınırlandırılmıştır. Bu ödenecek katkı payları toplamı ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini yıllık olarak da asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekmektedir.
Hem bu ödenen katkı paylarının işverenler tarafından doğrudan gider yazılması söz konusu olabilir. Ayrıca ücret matrağından indirilmesi de mümkündür. İşte hem gider yazılacak tutar hem de ücret matrağından indirilecek tutar da yine aylık asgari ücretin %15'ini, yıllık olarak da asgari ücretin yıllık tutarını aşamamaktadır. Bu iki ödeme için de bu sınırlama geçerlidir. Bunu unutmamak gerekir. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, yiyecek ve yakacak maddelerin maliyet bedeli de gider olarak dikkate alınabilir. Burada fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan kurumlar özel nitelikli kurumlardır. Bu kurumlara bu mahiyette yapılacak bağış ve yardımlarda bu gider uygulanabilir. Bu gider hesaplarına atılır. Beyanname üzerinden gösterilmesi gereken bir indirim değildir. Yine 40. maddenin 11 numaralı bendinde Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar varsa bunlar da doğrudan gider yazılır. Herhangi bir şekilde ücretle ilişkilendirilmez. İşverenler tarafından bu kapsamda her bir katılımcıya ödenecek tutar da aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamamaktadır. Böyle bir sınırlama getirilmiştir. Bunlar da herhangi bir şekilde ücret stopajına tabi tutulmadan doğrudan gider olarak yazılabilir. Son olarak indirilecek giderlerle ilgili Bağkur primlerimiz vardır. Bağkur primleri bizzat işletme sahibi tarafından, teşebbüs sahibi tarafından ödenen primlerdir. Yani işçiler için ödenen SSK primlerini daha önceden bahsetmiştik. Bağkur primleri de ilgili mevzuatı gereği, sosyal güvenlik mevzuatı gereği gider yazılabilecek ödemeler arasındadır. Yine bunların ödenmiş olması şartı vardır. Fakat bu ödemelerde yani Bağkur primlerinde Gelir Dairesi Başkanlığı'nın yayınladığı tebliğler bunların doğrudan gider yazılmamasını, bunların beyanname üzerinde gösterilerek matrahtan düşülmesini öngörmüştür. Bunun sebebi ortaklık suretiyle çalışanların Bağkur primlerinin birbirinden farklı olabileceği. Dolayısıyla ortaklıklar arasında ve ortaklar arasında eşitsizliğe sebebiyet verebileceği düşüncesiyle doğrudan gider uygulaması yerine Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak bunların kişisel gelir vergisi beyannamesinin verilmesi halinde veya geçici verginin beyannamesinin verilmesi halinde beyanname üzerinden düşülmesi suretiyle kullanılmasını öngörmüştür. Bağkur primleri bu şekilde gider olarak indirilebilmektedir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde defter ve kayıtlarda gider olarak yazılmış Bağkur primleri varsa beyanname üzerinden de düşüleceği için mükerrer indirime izin verilmemelidir. Buradan da tarhiyat farkı çıkması söz konusu olabilir herhangi bir inceleme durumunda. Evet arkadaşlar, indirilecek giderlerle ilgili hususlar bu kadardı. Bir sonraki bölümümüzde gider kabul edilmeyen ödemeler yani kanunen kabul edilmeyen giderlerle ilgili açıklamalarımıza devam edeceğiz.